geldi. Evet, Arçelik geldi. Ee, Arçelik değerlendirirken yalnız öncesinde bir e, son zamanlarda pek de yüz güldürmeyen sektörlerden biri beyaz eşya e, evet. sektörel bazda niye hikaye buna dönüştü? Onu bir konuşalım. Sonrasında bilanço üzerinden de destekleyici bir yorum gelecekte tahmin ediyorum. Tabii yani sek aslında en çok zorlandığı kısım yurt dışı ihracat tarafı diyebiliriz çünkü biliyorsunuz Avrupa tarafında bir resesyon endişesi var ve buradaki endişeden kaynaklı olarak talep tarafında bir azalma var. Şimdi bu denli beyaz eşya sektörü zaten ihracatı yüksektir fakat e, beyaz eşya sektörünün de aslında en çok mal verdiği ülkeler ürün verdiği ülkeler Avrupa tarafı olduğu için Avrupa tarafındaki talep düşüklüğü ve resesyon endişeleri bu hisse senedi bu sektöre de e, otomatikman olumsuz bir etki yaratıyor. Diğer taraftan ilk yarı itibariyle euro dolar paritesinin de aslında beklentilerin altında kalması da burada beyaz eşya sektörünün e, e, olumsuzluklarına yol açmış gibi gözüküyor. Ama yurt içi tarafta hala işler devam ediyor. E, olumlu anlamda diyebilirim. Şimdi e, isterseniz bilanço tarafına geçelim burada şimdi Arçelik tarafındaki bilanço beklentilerin altında kaldı neden beklentilerin altında kaldı ee, şöyle söyleyelim zaten kur tarafındaki önce olumsuz taraftan başlayayım sonra olumlu tarafa doğru gideyim isterseniz e, bir e, vergi yükümlülüğü vardı ve bu vergi yükümlülüğünden kaynaklı olarak beklentinin altında kalan bir finansallar vardı kur farkı giderleri ve finansman giderlerinin de artması hisse senedinin beklentilerin altında finansallar açıklamasına neden oldu Şimdi e, zaten yurt dışı taraftaki olumsuz seyri biraz önce beyaz eşya sektörüyle alakalı genel bir yorum yaparken söylemiştik. Yurt dışı taraftaki talep zayıflığı e, yurt dışı satışlarında etkiledi. Bundan kaynaklı olarak da finansallar beklentilerin altında kaldı. Peki iyi yanlar neydi? Yurt içi taraftaki satışlar e, çok iyi kalmaya devam ediyor. Euro dolar paritesinin ikinci çeyrekteki yukarı yönlü seyri. Kara bir e, katalist etki, yukarı yönlü bir katalist etki yarattı ve e, diğer taraftan talebin öne çekilmesi de aslında bilançodaki olumlu seyirlerden bir tanesi diyebiliriz. TL'deki değer kaybına da Paralel olarak burada TL'deki değer kaybına yani kurtaki yükselişi şirket fiyatlarına yansıtabilmiş durumda. Bu da aslında ciroyu olumlu yönde etkiledi. Hem pozitif taraflar var hem negatif taraflar var. Yani burada biraz daha pozitif taraflara ağır basmasına rağmen biraz önce söylediğim gibi hem vergi yükümlülüğü hem de finansman giderlerindeki artış finansalların beklentilerinin altında kalmasına sebebiyet verdi.